Günlerden bir gün bir adam namaz vakti dışında mescide girmiş. Bu sırada onu yaşlı bir adam görmüş ve şöyle seslenmiş. "Hey evlat, bu saatte mescitte ne işin var? Nedir bu halin? Suratın neden beş karış?" Adam şöyle cevap vermiş. "Amcacım, uzun süredir evliyim fakat bir türlü çocuğum olmadı. Dünyada gitmediğim doktor kalmadı ancak nafile." Bunu duyan adam sakince "Otur evladım" demiş. Sonra şöyle devam etmiş. "Sana bu işin çözümünü anlatacağım. İlacı zordur ama velakin vallahi billahi şifa bulursun." Üzgün adam başı öne eğik ve ümitsiz bir şekilde "Neymiş o?" diye sormuş. Yaşlı adam şöyle demiş. "Dinle oğul. İmsak vaktinden bir saat evvel kalkıyorsun. Eşini de uyandırıp abdest alıyorsunuz. Sonra da bu bir saatin yarısında namaz kılıyor, yarısında da Allah'a istiğfar ediyorsunuz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur, duymaz mısın? Dedim ki, Rabbinize istiğfar edin. Şüphesiz ki O çokça bağışlayandır. O gökten sağanak yağış indirir. Size bolca mallar ve evlatlar verir. Size cennet ve nehirler hazırlar. Size ne oluyor da derin bir saygıyla Allah'tan dilemiyorsunuz? O sizleri aşama aşama yaratmıştır. Sadakallahü'l-Azim." Yaşlı adamı dinleyen adam sevinip hemen evine koşmuş ve eşine şöyle demiş. "Karıcığım, Allah'a şükürler olsun. Sonunda ilacımızı buldum. Evet, ilacımızı buldum. Ancak bu meşakkatli bir iş." Eşinin heyecan ve sevincinden etkilenen kadın da sevinçle "Nedir o hayatım?" diye sormuş. Adam şöyle demiş. "İmsak vaktinden bir saat önce kalkıp abdest alacağız. Bu bir saatin ilk yarısında namaz kılacağız. İkinci yarısındaysa Allah'a istiğfar edeceğiz. Ne dersin? Bunu yapabilir miyiz?" Kadın heyecanla "Evet canım, yaparız tabii ki." demiş. Bunun üzerine karı koca hemen bu akşam tedaviye başlamaya karar vermişler. Böylece o akşam başladıkları tedavi tam 15 gün sonra işe yaramış ve kadında hamilelik belirtileri ortaya çıkmış. Sevinç ve heyecanla eşinin elinden tutup hastaneye götüren adam, doktorun uyguladığı testlerden sonra sevindirici haberi almış. Karısı hamile kalmış. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de istiğfarın fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır. "Dedim ki, Rabbinize istiğfar edin. Şüphesiz ki O çokça bağışlayandır. O gökten sağanak yağış indirir. Size bolca mallar ve evlatlar verir. Size cennet ve nehirler hazırlar. Size ne oluyor da derin bir saygıyla Allah'tan dilemiyorsunuz? O sözleri aşama aşama yaratmıştır." Adam gözyaşları içinde doktor ve eşi önünde bu ayeti okumuş. Sonra da eşine sarılıp ağlamışlar. Doktor da bu atmosferden son derece etkilenip gözyaşlarına hakim olamamış. "Allah'ım, sen yapmış ve yapacak olduğumuz bütün günahları affeyle. Bizleri her türlü kötülük ve beladan uzak eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitir ve kabul edersin." Nasu kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meşhuru günahlara pişman olup istiğfar etmek ve bir daha işlememeye karar vermektir. Nasu tevbesinin ne olduğunu soran zata Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Tevbe-i Nasu, günahkarın işlediği günahtan pişman olması, Allah'tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi demektir. İstiğfarın fazileti çok fazladır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, İstiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim." Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allah-u Teala günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder. Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz. İstiğfar eden günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. Günde 70 defa istiğfar edenin 700 günahı affolur. İstiğfara devam edeni Allah-u Teala dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. Bir mümin günah işleyince melek 3 saat bekler. Eğer o kimse istiğfar ederse o günahı yazmaz. Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca Allah-u Teala tevbenizi kabul eder. Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilasıysa istiğfardır. Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz günahlar, devası da istiğfardır. Bir günahkar istiğfar eder. Sonra bu günahı tekrar yapar, sonra istiğfar eder. Üçüncü de yine yapar, yine tevbe ve istiğfar ederse, dördüncü defa yapınca büyük günah yazılır.